Hepinize merhaba arkadaşlar ben Eda Çağlayan kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok kolay yakadan başlama bir bebek yeleği yapacağız. Kız bebek yeleği olarak çalışacağız. Rengini değiştirerek tabii ki erkek olarak erkek için de kullanabilirsiniz. Yakadan başlayacağız. Bu yine dikişsiz robadan başlayan bir yelek ama roba çalışması birazcık farklı. Saç örgüsü ya da burgu dediğimiz bu şekilde gördüğünüz burgular var. Yanlarından ajurlar yapacağız. Artışlarımızı bu şekilde gerçekleştiriyoruz. Yani bir dilim şeklinde yapmayacağız. Hani ön, kol, arka diye ayırıyorduk ya. Burada öyle yok. Yuvarlak şekilde örüyoruz. Tamamen düz örgüden oluşuyor. Kenar pat kısımları haroşa. Arkası bakın bu şekilde ters örgü olarak örülecek. Eğer şimdi sizler de hazırsanız örmeye başlayalım. İpim Nako Elite Baby beyaz rengini kullanıyorum. 250 metre uzunluğunda orta kalınlıkta bebe yünü arkadaşlar. Şöyle kalınlığını da göstereyim. Görmüş olduğunuz gibi ve şiş numaramsa 3,5. Elinizde hangi şiş varsa onu kullanabilirsiniz. Şimdi 74 ilmek atarak başlıyoruz. 74 ilmek attıktan sonra her zaman olduğu gibi yakada 4 diş haroşamız var. Bu 4 diş haroşanın 3. dişini bu şekilde giderken ilk iliğimizi açtık. İlik düğme araları 12 sıra ara ile olacak arkadaşlar. Zaten her videomda ilik nasıl açılır göstermiştim. O yüzden <laughs> diğer videolarda uzun uzun yakayı anlatmak yerine burada hemen modele başlamak istedim. 74 ilmek attım. 4 diş haroşamı ördüm. Şimdi model kurulumuna başlıyorum. Modeli ilk kurmamız çok önemli arkadaşlar çünkü birazcık karışık gibi görünüyor ama aslında çok kolay. Bu modeli kurduktan sonra rahatlıkla e, örgümüz akıp gidecek. Şimdi videonun başında bu bir saçmalık niye oldu bilmiyorum. <laughs> Bin birbirine karıştı. Hemen açalım şöyle. <laughs> evet açtık. Kenar pat kısımlarımız 7 şer ilmek haroşadan oluşuyor. Ben de şöyle notum alayım yanıma. 7 ilmek haroşamı örüyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. 7 ilmek haroşamı ördükten sonra zaten modelin e, yeleği anlatırken de üstünden söylemiştim. Ön yüzde tamamen düz örgü, arkada ters örgü olarak örülecek. Şimdi bir düz ilmek örüyorum. Bir tane düz ilmek ördükten sonra bir tane artış yapıyorum. Sonra dört tane düz ilmek öreceğim. Bu düz ilmekler vurguları oluşturacak. Bir, iki, üç ve dört. 4 tane düz ilmeğimi ördükten sonra 1 tane artış yapıyorum. 2 burgu arasındaki 3 düz ilmeğimi örüyorum. 1, 2, 3. Kafanız hiç karışmasın. Şuraya gidiş şeklini yazacağım modelin. Rahatlıkla örebileceksiniz. Şimdi 3 tane düzümü ördüm. 1 tane artış yapıyorum. 4 tane düz örüyorum. 1, 2, 3, 4. Bu 4 tane düz ilmeğim benim burgu olan ilmeğim. Bir tane artış yapıp üç tane düz öreceğim. Bir, iki, üç. Bir tane artırıyorum. Burgu için dört tane düz örüyorum. Bir, iki, üç, dört. Bir tane artırıyorum. Üç tane düz. Bir, iki, üç. Bir tane artırıyorum. 4 tane düz örüyorum. 1 2 3 4. Şimdi bir kısmını tamamladık. Bir tane arttırıyorum. 8 tane düz öreceğim. Tam sırt kısmındayız. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Bir tane artış yapıyorum. 4 tane düz örüyorum. 1 2 3 4 1 tane artırıyorum. 3 tane düz örüyorum. 1 2 3 1 artırıyorum. 4 tane düz örüyorum. 1 2 3 4 1 tane artırdım. 3 tane düz. 1 2 3 bir tane arttırdım dört tane bir iki üç dört bir tane arttırdım üç tane örüyorum 1 2 3 son olarak bir arttırdım bir iki üç dört bir arttırdım bir düz ördüm 7 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum 1 2 3 4 5 6, 7. Şimdi şöyle bir baştan alalım. 4 tane düz ördüğüm ilmeklerim burguları oluşturacak olan ilmeklerim 3 tane il ördüğüm düz ise burguların arasındaki model boyunca sabit düz olarak gidecek olan ilmeklerim. Ördüğüm 8 ilmekse tam sırt kısmına gelen ilmeklerim. Dediğim gibi şuraya yazacağım Gidişi hiç kafanız karışmasın, çok rahatlıkla herkesin yapabileceği bir model olacak bu. Baştan uf çok karışık oldu hemen videoyu kapatayım diye sakın düşünmeyin. Olabildiğince tane tane olabildiğince yavaş anlatıyorum. Ha yeni çok yeni başladıysanız ilk kez benimle örüyorsanız Önce dinleyin. Mesela dedim ya hani dört düz örüyorum. Durdurun. Dört düzü örün. Videoyu başlatın. Bir arttırdım dedim mesela. Durdurun. Bir artırın. Hani dur başlat dur başlat yaparsanız birlikte rahatlıkla örebiliriz. Şimdi arka tarafta kenar pat kısımlarını haroşa geri kalan bütün ilmeklerimi ters örgü olarak örüyorum. Ben haroşaları da tersten ördüğüm için bu sıranın tamamını ters örgü olarak örüyorum. Modeli kurduktan sonra artık rahatsız olacak, korkacak, endişe duyacak hiçbir şeyimiz yok. Rahatlıkla örgümüze devam edelim. Çünkü burada önemli olan modelin ilk kurulum sırasıydı. Hemen hızlıca bu arkada bütün ilmeklerimi bu şekilde ters örgü örüp dönüyorum. Örgümün ön yüzündeyim. Hemen burgulara başlıyoruz. Şimdi burada artış yaptık arkadaşlar. Öyle değil mi? Bu artışları şöyle yapacağız. Bir sıra atlayarak. Yani şimdi ilk sırada artışımı yaptım. Ajurlarım oluştu. Şimdiki sırada hiç artış yapmadan sadece burgularımı vuracağım. İlmeklerimi geldiği gibi öreceğim. Bir sonraki sıraya ön yüze geldiğimde yeniden artış yapacağım. Bir sırada artış yapacağım. Bir sırada yapmayacağım. Bir sırada artış yapacağım. Bir sırada yapmayacağım. Böyle birer sıra atlatarak ajurlarımızı tamamlayacağız. Çünkü bu diğer robalardan farklı. Diğer robalarda nasıl yapıyorduk? Kol, ön, arka diye ayırıyorduk. Bu böyle yuvarlak bir roba olduğu için böyle atlamalı bir şekilde artışlarımızı yapacağız. Şimdi 7 ilmek haroşamı örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 ilmek haroşama ördükten sonra bir tane düz ilmeğim var. Hemen yanında da artış yaptığım ilmeğim var. İkisini de düz örgü olarak örüyorum. Burada benim bakıyorum şöyle. 4 tane düz ilmeğim var. Sağından ve solundan artış yapmıştım. Yani bu benim burgu olan ilmeğim, saç örgüsü olan ilmeğim. Hemen şöyle yapıyorum. Şöyle şu dört tane ilmeğimi kendime doğru çeviriyorum. Sağ şişimi iç kısımdaki iki tane ilmeğimin içinden geçiriyorum. Geçirdim bakın. Şöyle biraz daha yakınlaştırayım hatta. Tamamlayın. Bak şöyle taktım. En dıştaki iki tane ilmeğimi şişimden tutarak çıkartıyorum. Hiç sökülecek diye sakın korkmayın. Netleş bakalım. Sonra sol şişime üst taraftan en dışarıdaki iki tane ilmeğimi takıp yerlerini değiştirmiş oldum ve tekrar sol şişime bu sağa taktığım ilmeklerimi geri aldım. Ne yaptım? İlk burgumu yaptım. Bakın hiç artış yapmıyorum. 4 tane ilmeğimi yerini değiştirdikten sonra düz örgü olarak örüyorum. İlk burgumu tamamlamış oldum ve bakıyorum 3 tane düz ilmeğim var sağından ve solundan artış yapmıştım. Burayı düz örgü olarak örüyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 tane 3 ile başladık. Sağından solundan artış yaptığımız için 5 tane düz ilmeğimiz oldu. İlk burgumuzu yaptık. Şimdi devam ediyorum. Şöyle bir kontrol ediyorum. Bakıyorum. 1, 2, 3, 4 tane düz ilmeğim var. Yani burgu yapacağım ilmeklerim. Yeniden şöyle kendime doğru çeviriyorum. İçerideki iki tane ilmeğimi sağ şişime takıyorum. Daha sonra ikisini tutarak dışarıdakileri yerinden çıkarıp üste gelecek şekilde sol şişimi taktım. Ve yerini değiştiriyorum. Hep aynı yönde yapıyorum bu işlemi ki birbirinden farklı burgular oluşmasın. Hep bu şekilde sola doğru yatık burgular yapacağım ve artış yapmıyorum. Zaten bir önceki sırada artış yaptığım için bu sırayı boş geçiyorum farkındaysanız. Ve 4 tane ilmeğimi düz örgü olarak örüyorum. Devam ediyorum. Bir kontrol ediyorum. 1 2 3 tane düz ilmeğim var. Yani bunlar benim burgu ilmeklerim değil demek ki. Sağından ve solundan artış yapmıştım. Direkt 5 tane düz ilmek olarak örüyorum tekrar ediyorum bir sıra atlatarak artışlarımızı yapacağız bir önceki sırada artış yaptık bu sırada direkt sadece burgularımızı yaparak örü örüyoruz artış yapmıyorum yine kontrol ediyorum 1 2 3 4 tane düz ilmeğim var yani yine burgu yapacağım ilmeğim kendime doğru çevirdim içerideki iki tane ilmeği sağ şişime geçiriyorum yerinden çıkarıyorum üste gelecek şekilde sol şişime yeri takıyorum. Hep aynı yönde olmasına dikkat ediyorum. Şöyle yine bakıyorum. 3 tane ilmeğim düz, 2 tane de bir önceki sırada artış yaptığım ilmeklerimle birlikte 5 tane düz ilmeğim var. Bakın burgularım hep aynı yöne bakıyor. Hep sola doğru, birini bir tarafa, birini bir tarafa doğru yapmıyorum. Tekrar kontrol ediyorum. 1 2 3 4 tane ilmeğim varmış. Yani bu burgu olacak ilmeğim. Bu şekilde takıyorum. Yerlerini değiştiriyorum. Kaç tane burgumuz var diye de bir kontrol edeyim arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane burgumuz varmış toplamda. Örüyorum yine bunları. 4 tane düz. Sonra kontrol ediyorum. Bakın şimdi burada 8 tane düzüm var. Yani sırt kısmına geldim. Bunları da düz örgü olarak örüyorum. Sağından ve solundan artış yapmıştım. Ne oldu? 10 tane düz ilmeğim olmuş oldu. Sonra tekrar şöyle bir kontrol ediyorum. Yine benim burada 4 tane ilmeğim var. Yani burgu yapacağım demek oluyor bu. Burgumu yapıyorum. Yerlerini değiştirdim. Kaldığım yerden devam ediyorum. Şöyle tekrar bir kontrol ediyorum. 3 tane ilmeğim var. Demek ki bunlar benim aradaki iki burgu arasındaki düz ilmek ilmeklerim. 5'e çıkmış oldu bir önceki sırada düz olarak ördüğüm için şey artış yaptığım için özür dilerim şöyle tekrar bakıyorum 1 2 3 4 bakın hep kontrollü gidiyorum hiç böyle ezbere iş yapmıyorum hani sayıları bildiğim halde siz de iyice pekiştirin diye 4 3 4 3 diye kontrol ederek <laughs> örgüme devam ediyorum Vurgumu yaptım. 1, 2, 3 sağından ve solundan artış yaptığım ilmekler. 5 tane ilmeğimi düz örgü olarak örüyorum. Tekrar kontrol ediyorum. 1, 2, 3, 4 tane ilmeğim var. Yerlerini değiştiriyorum. Düz örgü olarak. Zaten düz dememe gerek yok herhalde ama ben yine de yeni başlayanlar için söylemeye devam edeyim en iyisi. <laughs> Tekrar bakıyorum. 1 2 3 sağından, solundan artış yaptığım ilmeklerinle birlikte aradaki 5 ilmeğimi örüyorum. Sıramın sonuna doğru yaklaştım. 1 2 3 4 tane ilmeğim var. Yani bu 4 ilmek benim burgumun oluşturduğu ilmekler. Bana yorumlarda şey yazar mısınız? Çok rica ediyorum. Bu benim için çok önemli. Buna burgu mu diyorsunuz? Saç örgüsü mü diyorsunuz? Bana onu yazarsanız çok sevinirim. Ben saç örgüsü diyorum. E, Burguda diyen var. Bakalım e, en çok hangisi isim olarak yazılacak? Ona göre videonun ismini belirleyeyim. Burgulu yelek mi diyeyim? Saç örgülü yelek mi diyeyim? Onu belirleyeceğim. Şimdi son burgumu yaptım. Bir tane bir önceki sırada artış yaptığım ilmeğim var. Bir tane de düz ilmeğim var. Ne yapıyorum? Hiç artış falan yapmadım bakın. İkisini de düz ördüm. Ve kalan 7 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Ne yaptık? Modelin ikinci sırasını da tamamlamış olduk. Şimdi belli olmuyor çok fazla ama siz elinizdeyken çok daha net göreceksiniz. Bir sıra artış yaptık, geldik. İkinci sırada hiç artış yapmadan sadece burgumuzu ördük ve bitirdik. Şimdi arka tarafı yine kenar pat kısımlarını haroşa, geri kalan ilmeklerin tamamını ters örgü olarak örüp dönüyorum arka taraftan ilmeklerimi tamamını ters örgü olarak ördüm ve ön yüzeyim şimdi bu sırada yeniden bu şekilde artışlarımızı yapacağız ve devam ediyorum 7 ilmek haroşama örüyorum 1 2 3 4 5 6 7 burguları da iki sıra arayla yani şöyle burada artış yapıyorum örüp döneceğim bir sonraki sırada yani artış yapmadığım kısımda burguları yapacağım. Ne demek istediğimi şimdi göstereceğim sizlere. 7 ilmekten sonra 1 2 tane düzümü ördüm. Bir tane arttırdım çünkü burgumun olduğu yerdeyim. Bakın şöyle göstereyim size de. Burgumun ilmekleri şöyle yakınlaştırayım daha kolay olacaktır. İki tane düzümü ördüm ya. Şimdi bakın bir, iki, üç, dört tane burgum var. Hep burguların sağından ve solundan artış yapıyoruz arkadaşlar. Bir tane artış yapıyorum. Dört tane ilmeğimi, burgu kısmındaki dört ilmeğimi düz örgü olarak ördüm. Sonra bir tane artış yapıyorum. Bakın şurası iki, dört, beş tane ilmeğim. iki burgu arasındaki ilmeğim düz örgü olarak örüyorum. Bir, iki, 3 4 5. Yeniden burgumun olduğu yere geldim. Bir tane artırıyorum. 4 düz örüyorum. 1 2 3 4. Her zaman şu burgunun sağından, solundan artış yapacağım. Bir tane artırıyorum. Aradaki 5 ilmeğimi örüyorum. Bir tane artırıyorum. Burgu ilmeklerimi örüyorum bir tane arttırıyorum. Aradaki ilmeklerimi örüyorum. Bir tane arttırıyorum. Burgumun 4 ilmeğini örüyorum. Zaten bir iki sıra sonra bu burgu tamamen oluşacağı için hani bir iki sıra sonra artık hiç kafanız karışmayacak. Burguları rahatlıkla böyle ayırt edebileceksiniz. Tekrar bir arttırıyorum arkadaki 10 tane ilmeğimi örüyorum Bu sırt kısmındaki ilmeklerimiz biliyorsunuz bir tane arttırıyorum burgu için ayırmış olduğum 4 tane ilmeğimi örüyorum bir tane arttırıyorum aradaki 5 ilmeği 2 burgu arasında 5 ilmek var zaten şimdilik 5 ama e, arttırdıkça sayıları da artacak tabii ki. Bir tane arttırıyorum. Burgunun ilmek. Zaten burgun ilmekleri sabit dört tane ya. Onları aklınıza tutsanız yeterli. Bir tane arttırıyorum. Beş tane ilmeğimi örüyorum. Mesela bir sonraki artış yerinde yedi tane ilmek öreceğim. Çünkü beşin yanında sağında ve solunda artış yaptığım için her seferinde burgun ilmekleri sabit ama iki burgu arasındaki ilmeklerimiz fazlalaşıyor. Bir tane arttırıyorum. Burgu için 4 ilmeğimi örüyorum. Bir tane artırıyorum. Yine iki burgu arasındaki 5 ilmeğimi örüyorum. Son olarak bir tane artırıyorum. 4 ilmeğimi örüyorum. Bir tane artırıyorum. 2 düzümü örüyorum. Kalan 7 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. İkinci artışımızı da yapmış olduk. Şöyle tekrar göstereyim. Bakın yavaş yavaş zaten burgularımız kendini göster. Şurası bizim sırt kısmımız. En çok ilmeğimiz orada var. Geri kalan ilmeklerimiz zaten bakın iki burgu arasında yerleri belli. Hemen arka tarafı hızlıca ters örgü olarak örüp dönüyorum. Arka tarafı ördüm. Şimdi yine ön yüzdeyim ve yine burgumu yapacağım ama artış yapmayacağım bir bir atlayarak gidiyoruz dedim ya şimdi iyice burada pekiştireceğiz inşallah 2 3 4 5 6 7 kafanızda şöyle olsun arkadaşlar burguları yaparken artış yapmıyoruz bunu kafanıza tutarsanız o artış kısımlarını çok rahatlıkla yapabileceğiz şimdi 3 tane düzüm var 3 tane düz ilmeğimi ördükten sonra 4 tane ilmeğim. Zaten burgumun yeri artık belli. 4 tane ilmeğimin olduğu yerdeyim. Şişimi arkadan takıyorum. Hep aynı şekilde burgularımı yapmaya devam ediyorum. Burgumu yaptım. Hiç artış yapmadım bakın. Direkt burguma başladım. Ve iki burgu arasında düzlerim zaten belli. Şurası benim burgumun olduğu yer bakın. 2, 4, 6, 7 ilmeğimi düz örgü olarak örüp direkt burgumu yapacağım. Tekrar ediyorum. Hiç artış yapmıyorum. İkinci burgumda bakın şöyle daha da netleştirsin şöyle. Evet. Burgum iyice ortaya çıktı. Yeniden <laughs> burgumu yapıyorum. ve iki burgu arasındaki yedi ilmeğimi örüyorum. İkinci burgumu da tamamlamış oldum. Devam ediyorum. Yine burgumu yaptım. aradaki düz ilmeklerimi örüyorum üçüncü burgumu da tamamladım şimdi diyeceksiniz ki Eda Hanım zemin beyaz ipiniz niye beyaz inanın bana bu modele en çok yakışan renk bir pembe bir de beyaz <laughs> kanalımda da hiç beyaz bir şey anlatmadığımı fark ettim bu yüzden bunu beyaz olarak yapmak istedim arkadaşlar. Bana kızmayın olur mu? Siz çok seviyorum. <laughs> Şimdi sırt kısmının olduğu yerdeyim. İlmeklerimi örüyorum. Zaten orada ilmeğimiz çok. 8'di, 10'du. Şimdi 12 ilmek olmuş olması lazım. Ördüm. Yine burgumun olduğu yere geldim. Artık saymıyorum. Çünkü burgularım ortaya çıktı. Yerlerini belirledim. Yine burgumu yaptım. Ve iki burgu arasındaki ilmeklerimi örüyorum. Dört tane düz ilmeğimin olduğu yerdeyim. Burgumu yapıyorum. Yine iki burgu arasındaki ilmeklerimi örüyorum. Burgumu yapıyorum bu şekilde tekrar iki burgu arasındaki ilmeklerime düz örgü olarak örüyorum son burgumu yapıyorum. Kalan 1, 2, 3 tane ilmeğimi ördüm. 7 ilmeğimi de haroşa olarak örüp tamamlıyorum. Arka tarafı hızlıca ters örgü olarak örüp döneceğim. Son kez <laughs> artış yapacağımız yeri gösterip ne kadar daha öreceğiz onu söyleyeceğim. Arka tarafı tamamladım. Şöyle yakından da göstereyim. Şimdi bu sırada yeniden artış yapacağız ve ilmeklerimi örüyorum. 4 5 6 7 1 2 3 tane örüyorum. Burgumun yeri zaten artık tamamen belli. Bir tane artırıyorum. Direkt 4 düz örüyorum. Bir tane artırıyorum aradaki ilmeklerimi örüyorum. Vurgularımın sağından ve solundan artış yaparak örgüme devam ediyorum. Geldim burgumun olduğu yere. Yeri belli zaten bakın. Bir tane artırıyorum. Dört tane ilmeğimi düz örgü olarak örüyorum. Bir tane artırıyorum. Aradaki düz ilmeklerimi örüyorum. Şunu da sayalım. Kaç olmuş? 2, 4, 6, 2, 4, 6, 7 mi olmuş? 2, 4, evet 7 ilmeğimiz olmuş. Bir tane arttırıyorum. 4 tane düz örüyorum. Bir tane arttırıyorum. 7 ilmeğimi düz örgü olarak örüyorum. Bir arttırdım. 4 düz bir arttırdım burada sırt kısmında ilmeklerimiz birazcık fazla 12'ye çıkmış buradaki ilmek sayımızda bir tane arttırdım dört tane düz bir tane arttırdım 7 şöyle bir tane arttırdım 400 bir tane arttırdım bir arttırdım 400 bir arttırdım 7 düz bir arttırdım, yedi düz. Bir arttırdım. Dört düz 1 arttırdım 3 düz 7 haroşa ile bitirmiş oldum şimdi arkadaşlar uzun uzun detaylı detaylı sizlere burayı anlattım tekrar bir üstünden geçelim şöyle <laughs> şurası tam <laughs> arka sırt kısmımız 1 2 3 4 1 2 3 4 toplamda 8 tane burgumuz var bu sırada arttırdım arka tarafı ters olarak ördüm ön yüze geri geldiğimde burguları yapacağım burguları yaparken artış yapmayacağım arka tarafı öreceğim ön yüze geleceğim bu sefer ne yapıyorum burgu yapmıyorum ama artış yapıyorum sadece bir sıra atlayarak ee, Artışlarımıza devam edeceğiz. Ne kadar daha öreceğiz? <laughs> Şöyle 5 Şuradaki şu ajurlarımızı Görmüş olduğunuz şu ajurları Bir 9'a tamamlayalım. Şu an daha 3'ü yaptık. 9'a tamamladıktan sonra eğer Şu kol evi e, yeterli gelirse haroşalı, Haroşalarımıza başlayacağız. Kol uç kısımlarındaki haroşalara. Eğer yeter gelmezse biraz daha örebiliriz. Çünkü ipim diğer renklere göre birazcık ince beyaz rengi bir tık ince çıktı şöyle bir 9'a tamamlayalım arkadaşlar sonra birlikte devam edelim örgümüze şimdi 9 defa artışımı yaptım şöyle ajurları saydığımızda 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. burada yaptım Şişimde şu anda toplamda 218 tane ilmek var bu 218 ilmeğin 34 tanesi ön, 44 tanesi kol, 62 tanesi arka olacak şekilde ayırmaya başlayacağız. Ama şu e, burguları kol için yaptığımız burguları <laughs> artık bitiriyoruz. Ama beden ve şu ön beden ve arka için olan burguları devam ettireceğiz. Kolun olduğu yere haroşa olarak devam edeceğiz. Geri kalan ilmeklerim yine düz burgu düz burgu olarak devam edecek. Şimdi 9. artışımı yaptım. Örgümün ön yüzündeyim. Artış yapmayacağım. Yere doğru gidiyorum. Ve saymaya başlıyorum. 34 ilmeğimi ön için sayacağım. 1 2 3 4 5 6 7 örgüme devam ediyorum geldiği gibi 8 9 10 11 12 13 14, 15, 16 17 ve burgundayım 17. 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ve 34 Şimdi İlmeklerimi 34 ilmek ön için ayırdım. Kol için haroş olarak devam ediyorum ve burgularım bitti. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 bakın haroş olarak devam ediyorum bu şekilde ve burguyu da burada bitirmiş oldum 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ve 44. 44 ilmeğimi kol için ayırdım ve haroşa olarak ördüm. Şimdi arka için 62 ilmek öreceğim ve modelime kaldığı gibi devam ediyorum. 1 2 3 4 Arka için 62 ilmeğimi de olduğu gibi ördüm. Şurada burmamışım. Hemen şurayı burup geliyorum. Son burgumu da yaptım. Şurada acele ettiğim için bir tane unutmuştum. Hemen geri döndüm. Ve yine kol için 44 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Hızlıca. 6, 7 kolda artık devam etmiyoruz. 8, 9, 10, kol için 44 ilmeğimi yine haroşa olarak ördüm ve kalan ön için 34 ilmeğimi geldiği gibi örüyorum. Böylece kolu bedenden ayırmış olduk arkadaşlar. Şimdi şöyle son burgumu da yapıyorum. Yine aynı şekilde arka tarafa geçtiğimizde tersleri ters koldaki haroşaların 44 ilmeğin olduğu yeri haroşa olarak öreceğiz. 3 diş olacak şekilde bu koldaki haroşalar 3 diş ama ön yüzden saydığımızda 3 diş. E, önden 3. dişi gideceğiz. Arka tarafa doğru geçerken kolumuzu kesip bitireceğiz Kapatacağız kol kısmını. Hemen Şöyle son kez bir yuvarlak haliyle tekrar göstereyim size. Zaten koldaki haroşa olan kısımlarımızın olduğu yer bu şekilde belli. Arkadan da ilk dişi tamamlayacağız. Şimdi bu koldaki haroşalar ön yüzden baktığımızda üç diş ön yüzden saydığımızda bu koldaki haroşalar 3 dişe tamamlandığında arka tarafta kolumuzu keseceğiz. Yine aynı şekilde arttırmaya da devam ediyoruz burada. Şu önde bir, arkada iki tane. Yine önde bir tane burgularımız var. Bunu belli bir süre daha arttıracağız. Yani dümdüz bir yelek değil. Şöyle biraz volanlı bir e, yelek yapıyoruz. Elbise olarak da kullanabilirsiniz tabii ki. Yine artışlara ve burmalara devam edelim. 3 dişe ön yüzden saydığımıza 3 <laughs> dişe tamamlayalım. Arka tarafa üçüncü sıranın arkasını dönerken kolu keseceğiz. Detaylı bir şekilde anlatmaya çalışıyorum ki yeni başlayanlar kafası karışmasın. Hemen 3 dişe tamamlayıp dönüyorum. Ön yüzden bu şekilde 3 diş haroşaya tamamladım ve burgularıma, artışlarıma da kaldığı yerden devam ettim arkadaşlar. Bakın hem burgularımı hem de artışlarımı yapmaya devam ediyorum. Belli bir süre daha bu şekilde öreceğiz. Şimdi kolumuzu kesiyoruz. öndeki ilmeklerimi haroşalarımı haroşa terslerimi ters şeklinde örüyorum koldaki haroşanın olduğu yere kadar öreceğim ön kısım için ilmeklerimi ördüm ve kolumun şu haroşasının başlangıç kısmına kadar <laughs> geldim şimdi kesmeye başlıyorum bu koldaki ilmeklerimi haroşalı olan kısmı keseceğiz İki ilmeği birlikte alıyorum. Ters örgü yaparak kesiyorum. Bildiğiniz kesme yöntemi varsa onu da uygulayabilirsiniz. Yeniden iki ilmeği birlikte alıyorum. Kesiyorum. Ben kesmeleri her zaman bu şekilde yapıyorum. Bu koldaki haroşalı olan kısımları artık kesiyoruz ve örgümüzden kollarımızı ayırıyoruz. Sesim de gidiyor iyice arkadaşlar. Dayandığım yere kadar dayanacağım. Daha anlatacağımız, konuşacağımız çok videolar var. inşallah. İlaç kullanıyorum ama sesim kaç videodur düzelmedi. Herhalde bu dördüncü video falan. Bu da yaklaşık iki hafta ediyor. Düzelmedi. Bakalım nereye kadar sürecek. Bak koldaki keseceğim yeri bu şekilde tamamlıyorum. Ne çok sıkı kesiyorum ne de çok gevşek kesiyorum. Orta ayarda kesme işlemini yapıyorum. Diğer kolu da aynı şekilde yapacağız. Arka için ilmeklerimizi öreceğiz. Yine tekrar ediyorum arkadaşlar. Burgulara bir süre daha devam edeceğiz. Hem burgulara hem artış yapmaya devam ediyoruz. Sadece kol kısmını her iki kolu da bu şekilde kestik arkadaşlar. Bakın bir yaş için gayet yeterli ölçüde kol kesimimizi tamamladık. Şimdi ön için ilmeklerimi de ördüm kolu görmüş olduğunuz gibi bedenden tamamen ayırdık. Kol altından ikişer tane ilmek arttıracağız arkadaşlar. 7 ilmeğimi örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sonra yine örgüme kaldığı yerden devam ediyorum. Yani burgumda hangi sıradaysam artışsa artış, burguysa burgu aynı şekilde devam edeceğim. Hemen şöyle kontrol ediyorum. Evet artış yapacağım sıradayım. Bir tane arttırıyorum. Burgu için dört tane ilmeğimi örüyorum. Bir tane arttırıyorum. Geri kalan ilmeklerimi düz örgü olarak örüyorum. <laughs> Kol altın olduğu yere kadar örgüme devam ediyorum. Son ilmeği de aldım bu şekilde. Bakın. Şimdi iki tane şöyle ilmek atacağım. Hiçbir şey yapmıyorum bakın halka bir tane böyle bir tane böyle. Bir istediğiniz şekilde, bildiğiniz şekilde artış yapabilirsiniz. 2 ilmek arttırdım ve kaldığı yerden devam ediyorum. Direkt kolu birleştirdim. Kol altından ikişer ilmek attıktan sonra belli bir süre daha burguyu örgüde burguyu örmeye devam edeceğiz. Sonra düz ilmeklerle yeleğimizi bitireceğiz kontrol ediyorum yine burgumun olduğu yere geldim bir tane arttırıyorum dört tane ilmeğimi düz örgü olarak örüyorum bir tane arttırıyorum ve yine kalan ilmeklerimi örüyorum şimdi diğer tarafta da aynı şekilde iki tane ilmek arttıracağım ee, bu burguları kol altımızı birleştirdik şöyle de bir detaylıca göstereyim ve saymaya başlayalım diğer taraftan saymaya başlayacağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11. 11 tane burgu yapmışız. 15 olana kadar bu şekilde devam edelim arkadaşlar. Şeyimi tamamladım arkadaşlar. Toplamda 15 defa artış yaptıktan sonra bütün ilmeklerin tamamını kenar pat kısımlar hariç hiçbir işlem yapmadan 36 sıra olacak şekilde düz örgü olarak ördüm. Şuranın sıra sayısı 36 sıra. Şu arkadaki tersleri saydığımızda 36 sıra düz örgü olarak ördüm. Etek ucuna da 4 diş haroşa ile örüp tamamladım. Ve ben böyle piyonklar koyacağım. Çiçek yapabilirsiniz. Elinize ne varsa kurdele takabilirsiniz. Ya da hiç süslemeyip dümdüz bir şekilde yeleğinizi bırakabilirsiniz. Ben toplamda 4 tane ilik düğme kullandım. Çünkü isteyen kişi benden 4 tane ilik düğme olmasını istemişti. Siz 12 diş ara ile toplamda 3 tane ilik açacaksınız. Çünkü yeleğin orijinali öyle. Ben anlatırken çok keyif alarak anlattım. Dilerim sizler de keyif alarak örüyorsunuzdur. Aklınıza takılan ne varsa bebek örgü işlerim Instagram hesabımdan ya da yorumlardan bana sorularınızı iletebilirsiniz. Başka bir videoda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.